Hocam, evanjelik ünlü ya dünyaca ünlü yazar Joel Richardson, İncil'deki kehanetlerden yola çıkarak Türkiye ile Hazreti İsa'nın dönüşünden önce dünyaya hakim olacağı belirtilen Deccal arasında benzerlikler kurdu. Özellikle Fetih 1453 filmine dikkatleri çeken Richardson, Türkiye'nin kıyamet öncesi bir dünya gücü olarak yükselmesinin İncil'in öngörülerini doğrular nitelikte olduğunu iddia etti. Türkiye'de de birçok kişinin İslami öngörülerin artık hayata geçtiği bir dönemde yaşadığına inandığını söyledi. Buraya gelen Joel değil mi o? Evet, evet, o hocam. Yine bu arada gelecek miydi o, bir şey haberler göndermişti. Vardı öyle bir şey. Evet, Türkiye'yi Deccal olarak görüyor. Evet. Yani Mehdi demek istiyor. Evet. Çünkü farkında değil, o Deccal'in kucağına oturmuş. Deccal yanlıları Mehdiyet'i Deccal olarak görürler. Allah öyle göstertir. Mehdiyet hep Deccal teşhisi korlar. Mehdi'yi de Deccal olarak yorumlarlar. O Mehdi'nin zuhurunu göstertiyor. Mehdi'yi Deccal zannetmek, Deccal'i Mehdi zannetmek ahir zamanın özelliklerindendir, alametlerindendir. Joel de eğer konuşursak, biraz daha anlatırsak, Deccaliyetin safında olduğunu görür, kendini kurtarır inşallah. İnşallah. Çünkü şirk koşuyor. Allah'a üçtür diyor. Evet. O zaman teslisi savunan bir insan nasıl Mehdiyet yanlısı olur? Nasıl Mesih yanlısı olur? Hazreti İsa Mesih'e Allah diyen bir insan haşa. Nasıl kurtarıcı olur? Dünyayı mahvettiler, Hristiyan alemini mahvettiler bu iddiayla. Üniversite mezunu, aklı başında çocuklar. Hazreti İsa'ya Allah der mi? Nasıl desin? Hazreti İsa İncil'de geçiyor, Allah'a dua ediyor. Acıkıyor, yemek yiyor, uykusu gidiyor, uyuyor. Doğal ihtiyaçları var. Sürekli Allah'a sığınıyor, Allah'a ibadet ediyor. Allah kendine mi ibadet ediyor, Allah Allah'a mı ibadet ediyor? Haşa. Allah yemek yer mi? Allah uyur mu? Allah kendi kendine dua eder mi? Yani Joel denen arkadaş İşi inada bindirmiş benim gördüğüm. Kavga ruhuyla yaklaşıyor. Burada bile ben onun üstünde onu hissettim. Evet. Şefkat gözüyle bakmıyor. Evet. Sevgi gözüyle, akıl gözüyle bakmıyor. Fanatik gözle bakıyor. Ben protestanların bu evanjelik kanadında bu hırsı, bu acımasızlığı çok sık gördüm. Hep öldürme, asma, kesme. Deccal ilan etme, önüne gelene Deccal demek. Bir Katoliklere Deccal diyorlar, Papa'ya Deccal diyorlar, Obama'ya Deccal diyorlar, Türkiye'ye Deccal diyorlar. Ne diyeceklerini şaşırdılar bu hırsla, bu kafayla yaklaşırlarsa doğru hareket etmezler. Allah bir, bu açık. İsa Mesih dönecek, döndü ama insan ve peygamber olarak dönüyor. İnşallah. Allah olarak değil, haşa. Yani Joel'in hatası bir tane, iki tane, üç tane değil. Onu hatırlattık, anlattık ama biraz da çevresinin etkisiyle fanatik bakıyor. Diğer evanjelikler de onu etkiliyorlar. Onları da teşvik ediyorlar. Yani bir futbol kulübü gibi. Birbirine hırs, kin ve nefret öğretiyorlar. Ondan sonra başlıyorlar. Şu deccaldır, şu şeytandır. Bir sefer yoldan çıkıyorlar. Ama konuşuruz, anlatırız. Hem internetten bilgi göndeririz, kitap olarak da hazırlarız. Yanlış düşüncelere vazgeçeriz inşallah.